Biraz sonra konuşmaya başlayacağım. Müzikten baş başa bırakıyorum. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you. Evet. Arkadaşlar selamlar. Dünkü kötü yayınımızdan dolayı dün gönderdiğim, dün paylaştığım kötü videodan dolayı özür dilerim. Yani video kötü derken ses kötü olduğundan dolayı çok böyle duyulmuyordu. Biraz daha kısım, çok emin değilim ne kadar arkadan ses geliyor veya ses gelmiyor, çok emin değilim. Dün bir tane video paylaştım. Yani o da şu videoydu. Bir geriye daha gelelim. Evet, şuradaki video. Celal Şengör yorumuna karşı cevabım diye. Bu videodaki ses çok kötüydü. Yani o benden kaynaklanıyor. Ben hiç dikkat etmiyorum. Gecenin bir yarısında çektim. Biraz sessiz konuşayım dedim. Meğersem mikrofon ayarı falan da doğru değilmiş. Sonra dinledim. Sanki kulaklıktan dinleyince düzgünmüş gibi geldi ama pek de öyle değilmiş. İşte yani beni tanıyanlar yavaş yavaş tanımaya başlamıştır. Her zaman hataları görüp daha iyisini, daha ileriye doğru gitmek için elimden geleni yapıyorum. Bugün de bu videoyla onu düzelttiğimi düşünüyorum. Yani oradaki hatayı düzelttiğimi düşünüyorum.
Bu videoyu niye çektim peki? Bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Şuradaki canlı yayında, 8 Nisan'daki canlı yayında şu aslında tek bir canlı yayın. Bu ikisi koptuğu için, yani arada bir internet bağlantısı koptu. Bir şeyler oldu. Tekrar açtım canlı yayını. Burada Celal Şengör ile ilgili ben bir şey söyledim. Bunun üzerine bu videoya Cenk Bey yorum yaptı. Ben de onun üzerine bu videoyu çektim ve paylaştım. Yani burada bakın, şurada videoyu paylaştığıma dair belgeye ulaşabilirsiniz. Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel açıklamış. Şurada read more. Şöyle biraz daha belki açarsak. Celal Şengör ile ilgili bilgileri vermiş burada. İşte benimle ilgili düşünce tarzlarını paylaşmış. Dünkü videoda da aslında bunları söyledim ama bugün de tekrar söyleyecek şey yapmak istemiyorum. İşte Celal Hoca'yı herkes arayabilir, görüşebilir. Ya ben bunlardan bahsetmedim zaten. Yani benim bahsettiğim şey çok farklı bir şey. Din konusunda da bilimsel yaklaşım niye yapmıyor? Benim yani çıkış noktam orasıydı. Onun din konusundaki bilimsel yaklaşmamasına olan itirazımdı benimki. Yani benim çıkış noktam orasıydı. Belki özet yapmak gerekecek ama şimdi geçmişteki konuşmaları özet yapmaya kalkışmak, etmek zaten çok öyle saatlerce bir konuşma yok. Oturup başınızı ağrıtacağını, onun yerine bir adım daha ilerleyelim. Bir kere ben Cenk Bey'e teşekkür ediyorum. Yani tekrar bu videoda tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bunun üzerine Görkem Gülşen de bir yorum yaptı. Bu kadar mı? Murat Bey, videoyu sonuna kadar dinledim, ses az da olsa. Celal Şengör Twitter kullanmıyor. Paylaşım yapan tüm hesaplar fake. Celal Hoca cep telefonu dahi kullanmaz. Kendileri din ve Kur'an. Şu videoyu açıklayıcı olur kanaatindeyim. Link atıcı yorum uçu. Zaten herkes o yaptığım yorumla ilgili. Görüyorsunuz, abi gram ses yok, ses çok düşük, zorlanarak dinledim, ses alamıyorum, ses çok yok denecek kadar zayıf, sesle ilgili sorunum var falan. Devam ediyoruz şimdi konuya. Görkem Gülşen de o sohbetle ilgili olarak, Celal Şengör ile ilgili bir tane video paylaştı, onun şeyini aldım ben. O videoyu paylaştı benimle. O videoda şu video. Celal Şengör din konusu desek gelecek mi? Şu video. Bunu beraber izleyelim mi? Bunu beraber izleyelim. Şarkı da güzel bu arada. Videomu izleyelim, şarkıyı dinleyelim. Videoyu bir izleyelim. Şarkıya bir veda edelim şimdilik. Video bu. Hani biraz kaçıyormuşsunuz gibime geliyor. Hayır. Özellikle din konusunda. Kaçmıyorum. Şu an ateist olduğunuzu zaten, evet, dile getiriyorsunuz, evet, ve
Bir açıklaması da şu vardı, yani ben 5 yaşında işte masalları dinliyordum. İşte orada periler, canavarlar filan. Evet. İşte cennet, cehennem, bana göre işte bunlar yani ahiret inancından dolayı ateizmi seçtiniz herhalde. Ben şuna bir eleştiri getirmek istiyorum hocam. Bilimi bu kadar iyi yapabiliyorsunuz, felsefeyi iyi yorumlayabiliyorsunuz. Neden bu kadar din konusunda şey kaldınız ki hocam? Doğrudur, çok okumuşsunuzdur ama kapalı gerçekten yani hocam İslam dinine bakışınız biraz daha şey değil mi hocam? Biraz kapalı gibi değil mi? Hayır hayır hayır. Kur'an'ı anlamadan... Anlamadan. Kavramadan... öyle mi yok diyorsun hocam ya? Söylemiyorum size, estağfurullah. Yani Kur'an'ı anlamadan, kavramadan bir insanın bu kadar kolay bir şekilde reddetme hakkını... Ben kardeşim hakkını... Kur'an'ı okudunuz mu? Defaatle okudum. Defaatle. Yani onunla ilgili gerekli çalışmaları yaptığınızı düşünüyor musunuz hocam? Ben bak diyorum sana, benim evime gel, ilahiyat kısmını gör. Ben Kur'an'ı inceleyen, sırf bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da oturdum konuştum. Kolejde Fransa'dayken, Oxford'dayken. Yani Kur'an öyle basit bir şey değil. Ama yani Allah ama, iman versin hocam, ben hayır kardeşim hani. Niye versin? Bütün dünya halklarına da bak, size benim de. Benim derdim şu. Diyorum ki bak kardeşim diyorum. Şu din kitaplarında yazılanları ben bir bilim adamı olarak. Bunlar kainat hakkında, dünya hakkında, bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum. Yanlış. Neden yanlış hocam mesela? Mesela diyor ki efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık. La tam tersi. Tam tersi. Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaları. Dağ olmadı mı dümdüz yerlerde zelzele olmaz. Kraton'dur. Ben sana bir örnek verdim. Burada mühim olan şu. Ben bilim adamım. Okuyorum bir şeyi. Ondan sonra gidiyorum bu işi bilen adamlara soruyorum. Ya diyorum bu doğru mu? Evet diyorlar. Okuyorlar. İlahiyatçılarla durdurdum konuşmaları. Ciddi ilahiyatçılar. Böyle diyor. Ne diyorsun? Tamam. Yanlış. Teşekkür ederim. Bence Kur'an'da yazılanlar bilimle uyuşan şeyler. Yani bak uyuşmayan bir şey söyledim sana. Ama işte bu konuda bir tane olması yeter. Bu evet. Kitabı indirdi dediğin, bütün kainatı yarattığına inandığın, her şeyi bilen Tanrı hata yapar mı? Ya yapmaz hocam. Teşekkür ederim. Bence zaten yapmaz. Ben bunu araştıracağım sonra. Bakama gösteriyorum hatayı. Haber. Ya araştırmana lüzum yok. Babacım bu böyle. Yani orada öyle yazıyor. Jeoloji bu. Ya evet. Bu kadar basit yani. Videoyu beraber dinledik. Şimdi bu videoyu birkaç kere daha dinleyebiliriz arkadaşlar. Din konusunda biraz burada soru soran arkadaştan aslında neredeyse düşüncelerim çok yakın. İlk önce buradan başlayayım. Yani düşüncelerim çok yakın. Hakikaten. Çok farklı değil. Eminim onunla da tanışsak, yani şu soruyu soran kişiyle de tanışsak anlaşacağımıza ben eminim. Yani aynı şeyleri konuşacağımızdan çok eminim. Ve çok da katılıyorum yani konuşmalarına. Bu soruyu soran arkadaşı, Celal Şengör'e değil. Bu soruyu soran arkadaş çok katıldığını tekrar söyleyeyim. Şimdi insanlar diyecek ya Murat o kadar bilgi işlemle uğraşıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, Amerika'da yaşıyorsun, iyice hurafe mi oldun başımıza falan diye. Şimdi bu konu anladığım kadarıyla biraz uzayacak. O yüzden ben acele etmiyorum. Ben acele etmiyorum. Yavaş yavaş, adım adım, sindire sindire bu konu üzerinde tartışmaya başlayalım bence. Ben de bununla ilgili kendi videolarımı çekmeye başlayayım. Yani burada Celal Şengör'ün bahsettiği şeylerle ilgili ben dün aslında cevap verdim. Anlatmaya çalıştım. Ama anlıyorum ki daha da detaylı anlatmam lazım. Yani ne demek istediğimi daha detaylı anlatmam lazım. Evet, yani bir cevap vermek gerekiyor artık insanlara. Yani bir insan bilimle ilgili çalışan bir insan, bilim üzerine hayatını adamış bir insanın
kendine göre bulduğu bir yanlıştan dolayı söylediği o kelime, işte yaradan Allah hata yapar mı? Yapmış işte, tam gerisini okumaya gerek yok gibi ettiği bir cümle var orada. Yani daha bence bu tartışma yeni başlıyor arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Eğer tartışmak istiyorsanız ben tartışmaya hazırım ve sözlerimin de arkasındayım. Yani Celal Şengör'ün kendi mesleğiyle alakalı yaklaşım tarzının onda biri değil, yüzde biri değil, binde biri değil, milyonda birini o prensipleri anlamaya çalışma şeklini Kur'an içinde uygulasa eminim çok daha farklı sonuçlara varacağını düşünüyorum. Yani öyle iddialı konuşuyor ki ya ben bir IT'ci, bilgi işlemci olarak ya bütün hepsine teker teker cevap vereceğimden eminim. Fakat kendisi hazır mı tabii bu cevaplara, ondan çok emin değilim. Benim bir acelem yok ama bu tartışma yeni başlıyor anladığım kadarıyla. Ya ben şunu tekrar söylüyorum. Dini şeyleri, yani bilim konusundaki uygulanan prensipler neyse aynı şeyi bir dine de uygulayın bakalım. Yani dinde de aynısını yapmaya çalışın. Acaba bir sonuca ulaşıyor musunuz, ulaşmıyor musunuz? Bu uygulamayı, bilim adamları için konuşuyorum. Bu uygulamayı yapmadan Celal Şengör'ün biraz önce bir yerde söyledi. Nerede söyledi? Hemen şunu kıssak çok mu kısıyoruz? Bunu kapatalım. Biz normal şeyimizi açalım gene. Şurada bir yerlerde söylüyorum. Yalnız hocam mesela. Mesela diyor ki efendim biz dağları karalıyoruz. Hani niye versin? Bak bunu gör. Ben Kur'an'ı inceleyen, sırf bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da oturdum konuştum. Kolejde Fransa'dayken. Oxford. Burası çok önemli. Ben Kur'an'ı ne diyor bir daha? Yani diyorum sana, benim evime gel, ilahiyat kısmını gör. Ben Kur'an'ı inceleyen sırf... Yani o kadar çok yanlış var ki söylediklerinde, o kadar çok. Bir, benim evime gel, ilahiyat kısmını gör. Buradan ne anlar bir insan? Ha, demek ki ilahiyatla ilgili çok kitap, çok bilgi, her şey var. Din böyle bir şey değil ki. Yani ben, yani şu mu oluyor o zaman, benim de Müslümanlığım veya İslam'a bakış açım. Buraya bir kütüphane yapayım, şu duvara bir tane kütüphane yapayım. Bu kütüphaneyi de tefsirlerle, Kur'an-ı Kerim'in değişik el yazmalarıyla, ilahiyat kitaplarıyla, onlarla doldurayım. Bu beni çok güçlü bir Müslüman mı yapıyor? Bir kere bu çok anlamsız bir söz bana göre. Yani Celal Şengör'ün biraz önce söylediği, benim evime gel, ilahiyatla ilgili şeyleri gör dediği şey çok anlamsız bir şey. Yani kitap da doldurabilirsin, binlerce kütüphanede yapabilirsin, çok büyük bir yerde yapabilirsin. Bunun ama dini anlamakla ne alakası var? Yani dini anlamakla ne alakası var? Soru bir mesela. Buradan çıkan şey soru bir. İkinci soru. Bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da... Sadece bizimkilerle değil diyor. Adam gibi inceleyen adamlarla da konuştum. Dedikten sonra ilk söyledi. Dedikten sonra ilk söyledi. Durdum konuştum. Kolejde Fransa'dayken. Oxford. Kolejde Fransa'dayken, Oxford'dayken. Şimdi... Neden böyle bir bizde şey var ya? İlla ki böyle adam gibi bir şeyi inceleyen insanların kolejde, Fransa'da mı olması gerekiyor veya Oxford'da mı olması gerekiyor veya Tom
ne bileyim başka neresi var? Cambridge, MIT, ne bileyim yani başka üniversiteler ne? Oralarda mı olması gerekiyor? Yani adam gibi bir şeyi incelemek için niye böyle bizim saygıdeğer bilim adamlarımız hemen bir yabancı profesörün, yabancı bir üniversitenin adını örnek olarak o konuşmaya dahil etmeyi düşünüyorlar? Yani sebep ne? Ben anlayabilmiş değilim ya. Buna sebep ne yani? Normal bir insanla da eli yüzü düzgün, normal vergisini ödeyen, hırsızlık yapmayan bir insan acaba adam gibi tartışılacak bir adam değil mi onun gözünde? İlla bir üniversiteden üniversitede profesör mü olması lazım? Orada bir makalesinin mi olması lazım? Kürsünün mü olması lazım? Veya yurt dışında bir yaşı olması lazım? Veya isminin yabancı mı olması lazım? Yani bu yabancı hayranlığı neden? Şimdi insanlar şey yapacak, yani yapacak bir şey yok. Bu insanlara böyle yaklaşmak lazım. Başka türlü değil. Ya hakikaten böyle yaklaşmak lazım. Burada bir şeyler daha söylüyorum. Yani Kur'an öyle basit bir şey değil. Ama yani Allah iman versin hocam. Çok güzel söyledi. Allah iman versin diyor. Katılıyorum bu arada. Güldüğüme bakmayın. Katılıyorum yani. Ben bu videoda söylüyorum. Buradaki o mikrofonu elinde tutan arkadaşın sözlerine katıldığımı söylüyorum. İnsanlar diyecek zaten. Yani bana bu videoyu gönderen Görkem Gürşen de diyebilir. Cenk Bey de belki bundan sonra videolarımı seyretmeyebilir. Ama benim biraz bakış açım farklı arkadaşlar. Yani ben insanların nedense birçok insanın, çevremdeki birçok insanın, çevremde olmayan da birçok insanın bir şekilde yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra veya yurt dışında belli bir süre yaşayıp geri döndükten sonra, eğitim aldıktan sonra nedense bazılarında, herkeste değil de bazılarında bir kayış kopuyor gibi geliyor bana. Yani o kayış kopuyormuş gibi geliyor. Yani nedense bir kendi toplumundan utanıyor, kendi dininden utanıyor, bir şeyler oluyor. Neyse, konu farklı farklı yerlere gidiyor. O konulara da gireceğim. Bu zaten alıştırma turları. İnşallah varmak istediğim hedefe de Allah izin verirse varacağımı düşünüyorum. Ya yani en azından ben o niyetliyim. İnsanlar şunu diyebilir. Ya Murat, nelerden bahsediyorsun? İslam'dan bahsediyorsun. Orada YouTube açmışsın. İşte üzerinde Hüsnün diye bir tane tişört var. Alt tarafta Weekend'i dinliyorsun. Ya sen neden bahsediyorsun? Arkadaşlar, her şeyi dengeli yaparsanız hepsi olur. Dengeli yaparsanız bu dünyada. Dengeli yaparsanız her şey olur yani. Her şeyde bir mantığa oturur. Yani dine, benim bir dini inancım var diye oturup bir yerlerde cihata çıkmama gerek yok insanlarla savaşmaya. Veya ben ateistim diye gidip öbür tarafta inanan insanlarla dalga geçmeye gerek yok. Yani böyle şeylere gerek yok. Yani uç noktalarda olmaya gerek yok. Dengede gidilirse, hayat dengede giderse her şey tartışılabilir, her şey yapılabilir. Sonuç olarak bu tartışma daha yeni başlıyor. Bu tartışmayla ilgili çok detaylı konulara da girebilirim. Girmeliyiz de belki. Yani birbirimize saygı çerçevesini aşmadıktan sonra, birbirimize hakaret etmedikten sonra herkes her türlü düşüncesini paylaşabilir. Benim hiçbir itirazım yok. Sonuçta derim ki, ha, karşımdaki insan da böyle düşünüyor. Bana uymuyorsa ben de çok, yani benim kafama uymayan bir insanla da çok oturup zaten çok da fazla ilişkide kalan bir insan değilim yani. Yani kimse kimseyi de çekmek zorunda değil bu dünyada. Zaten belli bir hayat yaşayacağız. Belli bir süresi de var bu hayatın. Yani herkes kendi düşüncelerinden sorumlu Allah'a karşı. Bu da çok ince bir laf aslında da.
Neyse, belki bunu da anlatmak lazım. Ama davranışlarından dolayı herkes kendisi sorumludur. Bu önemli bir şey. Kimse kimseye zarar vermedikten sonra, herkes herkese saygı duyduktan sonra her şey konuşulabilir, her şey tartışılabilir. Ama ben halen ve halen Celal Şengör'le ilgili bahsettiğim konuşmalarla ilgili farklı bir noktada değilim. Yani bu değil, bir tane 10 bin tane de videosunu izlesem onun bakış açısı benimkilerin çok farklı. Yani o din konusunda hiçbir bilimsel yaklaşımı olmadan bence, bana göre bir fikre ulaşmış bir insan, bir kanaate ulaşmış bir insan. O yüzden de yaşamadığı şeyleri sadece dışarıdan yorumlayabilir, yaşamadığı şeyleri. Devam edeceğiz. Yarın canlı yayın yapıyoruz. Yani bu videoyu belki daha geç yayınlayacağım. Canlı yayını yaptık diyeceğim veya yapmış olacağız. İkisinden birisi. Her konuyu tartışmaya hazırım. Bilgi alışverişinde olalım. Amacımız bu. Herkes her şeyi en iyi biliyor diye bir kural yok. Ben de her şeyin en iyisini ben biliyorum diye de bir şey söylemiyorum. Ya bir de dünya güzel, yani yaşamak da güzel. Herkes inşallah güzel yaşar arkadaşlar. Evet.